Yeni dünyanın cesur insanı nelere cesaret edecek? Böyle aniden sonra. Bana cesaret etme de kime cesaret ederse. Kime yükselecek bu adam? Nasrettin Hoca'nın şeysi. Valla benim aklıma çok şey geliyor. Senin de var biliyorum. Benim ilk söylemek istediğim madde şu. Ben bu devrin önemli rahatsızlıklarının bir tanesinin, daha doğrusu sadece bu devir değil, yakın devirlerden bu zamana kadar gelen zihinsel yapının yarattığı en önemli sorunlardan birinin insanın kendini değersiz görmesi olduğunu düşünüyorum. Yeni dünyanın cesur insanı kendisini önemli ve değerli görme cesaretini gösterebilecek insan olmalı diye bir düşüncem, bir inancım var. Anlattığım şeyler de bunun üzerine. Ne demek istiyorum mesela? Değerini bilme diye, yani kendini değersiz görme değil de değerini bilme. Yani. Şimdi Pale Blue Dot. Çünkü bu dönemin en önemli sorunlarından bir tanesi de şu ya. Postürütün de neden olduğu şey. Herkes çok değerli olduğunu düşünüyor. Değil zaten. İşte. Yani narsisistik koruma kalkanının tam tersi bir şey söylüyorum. Yani o değersizliğin bir kalkanı. O değersiz gördüğün için yani dünya benim etrafımda dönsün arzusunun bir yansıması gibi gözüküyor. Şimdi esas olan bir Carl Sagan'ın meşhur bir metni var işte soluk mavi nokta diye, onu böyle videoda yapmışlar çok güzel. Yani mesela onu izlediğin zaman bizim gibi insanlar, eski jenerasyon diyelim, izlediğinde onu ya diyor işte, kimi diyor ki Allah'ım ne büyüksün bak şu kadar şeyin içinde var. Yani bir ihtişam, bir nasıl diyelim, bir büyüklük hissi yaşıyor onu seyrettiğinde. Ama yeni dönem insanlar onu kendi nihilizmlerine dayanak yapabiliyorlar. Aynı hikaye. Nedir o? Uzaydan bakıyorsun bir işte sonsuz sayıda gök adanın içerisinde bir ada. Onun içerisindeki milyarlarca yıldızdan bir yıldız Güneş. Onun etrafındaki bir sürü gezegenden biri Dünya. O Dünya'nın içinde neredeyse yok denecek kadar küçük bir işte 10 milyon canlı türünden biri olan insan. Ve insanların yaptığı bütün kavgalar, gürültüler, ya o mavi noktanın üzerinde önemsiz. Mavi noktanın kendisi bile çok önemsiz yani uzaktan baktığında. Ama aynı zamanda bu insan bütün evreni tahayyül eden ve evrenin içerisindeki o soluk mavi noktanın önemsizliğini kavrayabilen de bir varlık olarak çok değerli bir varlık. Şimdi bu iki zıt noktayı tamamen bulunduğun yerden algılıyorsun. Yani o iki zıt noktadan hangisine yakın olduğunu senin biraz kültürel altyapın belirliyor. Yani birisi diyor ki mesela onu söyleyince, yani tamamen nihilist noktaya savrulabilirdik. Bu şey boş diyor. Yani bu işte bütün inanışlar boş, bütün büyük amaçlar boş, bütün yapıp ettiklerimiz boş. Sonuçta ne olursa olsun işte birkaç milyar yıl içinde dünya sona erecek. Birkaç yüz milyar yıl içinde bu işte galaksi sona erecek. Bir trilyon yıl sonra da evren kalmayacak zaten. Dolayısıyla sen ne kadar yaşarsın, isterse bin sene ömrün olsun, gene sonsuzluğa nazaran hiçbir şeydir diyor. Dolayısıyla kendisini yok farz ediyor. Bunun mesela psikolojik olarak bilinç dışından bilince yansıyan sonucu ne? Tüketim kültürü, haz kültürü, hedonizm bilmem ne, bunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Öte yandan mesela değerler bize ne söylüyor? İşte kadim öğretiler, az ye diyor, ihtiyacını sınırla diyor, ne kadar az ihtiyacın varsa o kadar özgürsün diyor, kendini değil başkalarını düşün, onlar için bir şey yap. Bir de niye yapacağım ki ben bunu diyor bu bakış açısından bakan insan. Şimdi bu o büyük bilgi yığını içerisinde bağlantıyı kuramayıp kendini yalnız ve küçük hisseden insanın maalesef bakış açısı. Ve bu bakış açısı yayılıyor. Adına bugün nihilizm, çeşitli tarzlarda inanç kayıpları, yani evrenin düzenine karşı buradaki bir nasıl diyelim, sadece ilahi kanunlar olmak zorunda değil. Yani evrenin bir düzene dayandığına dair o kadim inanç yavaş yavaş çözülüyor mesela insanlarda, en azından bir grubunda. Dolayısıyla bu bize kötülük eden bir şey. Yani neticede bize yaramıyor bu. Bu kafa güzel bir kafa değil. Ama kendini küçük bir varlık olarak fark edip o küçüklüğün içerisindeki büyük görevi kendisine biçebilecek, bunun için yaşamını organize edebilecek ve kendini gerçekten değerli gören insan bambaşka bir insan modeli. Ve bugünün çok ihtiyaç duyduğu bir insan modeli. Attığı çöpün yaratabileceği katastrofinin farkında olabilen, gerçek ilişkilerin hayatından çıkmasıyla sadece kendi yalnızlığına mahkum olmayacağını, insan sosyal dokusunu nasıl bozduğunu fark edebilen. Ya da işte ne bileyim, hoyratlığı, vurdumdurmazlığı. Evet, bu dönemde herkeste bir prenses sendromu var. Yani ortamı bensiz bırakayım tabii, o zaman tabii. Falan. Yani. Aynen. Böyle bir şımarıklık halleri, bir şeyler. Ya bunlar küçük gözüküyor ama bir nevi insan düşüncesinin kanseri gibi uzaktan baktığında. Dolayısıyla bence yeni dünyanın cesur insanı bir kere
buna cesaret edecek. Yani kendine değer biçmeye, bu hiçliğin içerisinde bir şey olmaya. Ve tabii ki onu da ne bilgiyle, ne bilimle, ne veriyle yapamayacak. Olmayacak o iş. Onun için insanlığın deneyimine işte dokunma cesareti gösterecek. Diyecek ki bir dakika, bana bugün öğretilenlerde bir eksiklik olabilir. Ben bir döneyim geçmişe bakayım. Geçmişe bakanlara bakmaya, onları duymaya cesaret edecek. Bilgiyi kategorize etmekten vazgeçip insan bilgisinin bütünlüğünden faydalanmanın arzusunu hissetmeye başlayacak. Bence o işte kırıcı, yıkıcı değişimlerin frekansının neredeyse haftalık olarak arttığı bir yakın gelecek vehmediyorum. Böyle bir şey düşünüyorum. O yakın gelecekte hayatta kalabilmek çok temel düzeyde buna bağlı gibi geliyor bana. İnsanın kendisini değerli görmesi. Şimdi bir önce bu meselenin genel hatlarını konuşurken aklıma bir şey gelmişti. Biz geçenlerde şu benim çocuklarla işte Roman Polanski'nin Piyanist filmini seyrettik. Ben çok beğenmiştim de bizimkiler de izlesin diye şey yaptım. Beraber izleyelim dedim. Şimdi filmi izledik. Orada bir Nazi vahşeti. İşte bu Yahudilere yapılan hikayeler. Tabii film bayağı ajitasyona dayalı bir film. Yani köküne kadar böyle. Fakat İkinci Dünya Savaşı'nda gerçekten olmuş olduğunu bildiğimiz, kanıtlarıyla bildiğimiz bir mezalimin bir işte sanatçı tarafından yaşanmış bir şeyi, kesiti. Mesela benim küçük kızım itiraz etti filme ya. Dedi, böyle bir şey olmaz ki dedi. Yani çünkü onun aleminde böyle bir yoksunluk, böyle bir fakr-ı zaruret, böyle bir çaresizlik hali çok şükür hiç yaşanmamış. Şimdi bir standart 20. yüzyıl babası olarak çok şükür diyorum ama böyle bir temel düzeyde ihtiyaçlardan uzak kalma tecrübesini hiç tahayyül dahi edemeyen insanın dünyaya dair algısı, doğayla bağlantısı, temel ihtiyaçlarıyla kurduğu ilişkiler, onları karşılama biçimleri, tüketim kalıpları, şunlar bunlar, her şey çok farklı oluyor işte. Mesela Piyanist filmini dahi, yani şurada bir 15-20 sene önce çekilmiş film değil mi? Bilmiyorum tarihi kaçtı. Yakın evet. Onu bile anlayamayacak, onunla bile eşleşemeyecek bir seviyede bir zihinsel dönüşümün izlerini görüyoruz biz. Çünkü o gerçekten mesela şu anda düşün, işte İstanbul'un en kalbur üstü semtlerinde, en gelir düzeyi yüksek yerlerinde suyun, elektriğin kesildiğini, marketlere besin gitmediğini, büyük bir kriz yaşadığımızı düşün. Bu insanlar bakraçlarla sulaşmak zorunda kalırsa, kendi hayvanını kesip yemek zorunda kalırsa, kendi otunu yetiştirmek zorunda kalırsa nasıl bir değişiklik olacak? O mesela kafelerde sabah akşam pinekleyen, üstü açık arabalarla vır vır gezen, motorlarının sesiyle bizi şey yapan, neşelendiren gençlerimiz o zaman ne yapacaklar mesela? Bu yabancılaşmayan sadece bir zengin tayfaya böyle servet düşmanlığı gibi konuşmak istemiyorum. Bir prototip çizmek istiyorum. Doğal ihtiyaçlarına yabancılaşma her düzeyde bugün hissettiğimiz bir şey. Dolayısıyla onu aşmak gerçek değerine dokunmakla mümkün. Yani biz doğanın bir parçası olarak çok değerli ve önemliyiz. Bir yerde doğanın dümenini elimizde tutuyoruz. Bunu fark etmemiz lazım. O dümeni bıraktığımız anda gemi karaya oturuyor diyemeyiz ki ben küçücük bir dümen bıraktım abi. Yani ne olacak ki? Hani bir tane çöp attım ne olacak? Bir tane işte vurdum duymazlık yaptım ne olacak? Kelebek etkisinin bizim üzerimizden döndüğünü fark etmemiz lazım. Liseye başlayan her çocuğun, ki Türkiye'de artık tüm çocuklar liseye başlıyor ya da büyük bir çoğunluk liseye başlıyor. Liseye başlayan her çocuğun seçenekler çokluğuyla alakalı bir sıkıntısı var. Tabii. Bir sürü bir şeyle alakalı seçeneği var ve hepsiyle ilgili fırsatı var. Öyle mi yapsa, böyle mi yapsa, buraya mı gitse, bunu mu olsa diye. Buradan şeyi anlıyorsun ya, kısıtlılığın kendi değerini bilmeyle alakalı ne kadar güzel bir fırsat verdiğini de anlıyorsun. Seçenekler hikayesi hep bir bulamaca gidiyor. Çünkü eskiden bir onu şeyle çözmeye çalıştık. Senin yeteneklerin, yatkınlıkların nelermiş, ona uygun bir şekilde senin seçeneklerin içerisine yerleştirelim. Kısa sürdü. Şimdi her şeyle ilgili çok zengin bir seçeneğe sahip zannettiğim bir hayatta 40 yaşına kadar zihinsel olarak olgunlaşmamış bir adam tipine dönüşüyor hayat. Hepimizin yaşadığı çelişkiler hikayesi. Şu kısıtlılık mevzusu, yani bunu fark edip kendi kısıtlayabilme, cesaret edip kendi kısıtlayabilme hali bize bir fırsat veriyor aslında. Çünkü o kısıtlılığı büyük bir zenginliğe, aynen, bolluğa çevirdiğinde o bolluk sadece bizim boğulduğumuz bir bolluğa dönüyormuş gibi görünüyor. Ve bu artık şey gibi değil, fakir ve zengin hikayesinin bir parçası değil. Yani bu ekonomiyle ilgili bir durum değil. Yani o bilginin getirdiği, iletişimin getirdiği zenginlik seni hep büyük bir havuzdaymışsın hissine neden oluyor. Hep bir fırsatın var. Yakalarsan o fırsatı, yapabileceğin binlerce, milyonlarca şey var da o fırsatımı yapayım, bu fırsatımı yapayım derken fırsat avcılığı. Yani fırsat, öyle bir avcılık yok. Yani öyle bir ekonomi de yok. Dünyada dönüşen böyle bir. Bu arada gelip geçen bir sürü şey hiç görmeden kendi içerisinde, o havuzun içerisinde debelenerek geçirdiğin bir hayata neden oluyor.
O yüzden mesela şu şeyi kendisi çok ilgimi çekiyor. İlgimi çekmenin ötesinde çok baştan beri seni takdir ettiğim hikayelerden bir tanesi. Hadi cesaretle ilgili ikinci bir şeyi de ben böyle ekleyeyim. Bilmiyorum demeye cesaret etme hali. Çünkü işte ben ona yeniden öğrenme diyorum mesela. Yeniden öğrenme cesareti hiç de azımsanacak bir cesaret değilmiş, biliyor musun? Ben bu kadar sene bunu fark ettim. Hayatımızı üzerine oturtturduğumuz bir benlik var ya, işte benim bu insanın fabrikalarda 3. ciltte inşallah çıkarsa, o da bahsedeceğim ana konu o, bahsettiğim. Üzerine ayağımızı bastığımızı ve zeminimizi oluşturduğunu düşündüğümüz o benlik algısı, o inançlar, yargılar, ezberler, kültürel kodlar, işte adına ne diyorsan de. Bir dakika abi ya, ben bunları nereden biliyorum, ben bir şey bilmiyorum ki deyip her şeyi sıfırdan öğrenmeye kalkmak dünyanın en büyük cesaret hamlesi. Çünkü çok can yakıyor, acıtıyor, keyif kaçırıyor, yalnızlaştırıyor, şaşalattırıyor, bocalattırıyor. Böyle bir sürü negatif etkisi var yolda. Ama her bir yeni, şimdi tekrar öğrenme dediğim şey, bir Türkçesi yok bunun. İngilizce'de unlearn diyorlar. Alvin Toffler demiş. 21. yüzyılın entelektüeli, cahili. Yeni öğrendiğini unutamayan ve yeniden öğrenemeyenler olacak. Okuma yazma bilmeyenler değil diyor. Çok isabetli buluyorum bunu. Unlearn dediğimiz, yani öğrendiğini öğrenmemiş gibi silme. Yani tamamen zihninden çıkarma onu. Bir başka alternatife açılma. Yani o zeminden çıkma. Abi bu çok kolay bir şey değil yani. Söylemesi kolay ama yapılması imkansız derecede zor bir şey. Esas cesaret burada gerekiyor. Yani bu hiç dilini, dinini bilmem nesini bilmediğin bir ülkeye kalkıp gidip bir sırt çantasıyla yerleşme gibi, ya ondan daha zor bir şey ama böyle sembolize edebiliriz yani. Bizim büyük hikayelerimiz de sallanıyor ya. Mesela ulus devlet sorgulanıyor globalizmle beraber. Dinler, kurumsal dinsel yapılar hep sorgulanıyor. Hani dünyada hiç olmadığı kadar yüksek sayıda ateizme döndüğü insan. Özellikle de teknolojinin geliştiği bölgelerde. Tabii, şey, refahla beraber. Tüm o bütün o bütünü kapsayıcı öykü gruplara sallanıyor ya. O sallantıyla alakalı senin yeni bir şey üretmen gerekiyor üzerine. O yeni bir şey de henüz üretilmiş, o herkesi kapsayacak büyük büyük şey yok. Bilim bu konuyla alakalı işin içerisinde çok kolayca bir yöntemle çıkıyor. Yani ben doğruyu bilmiyorum diyor. Ben şimdilik söyleyeceğim şeylerim var diyor. Ya ben de bilmediğimi kovalayan bir yapının içerisinde duruyorum diyor. Buna da alışkın değil. Hep her şeye cevap veren bir yapıya ihtiyacımız var. Anlam bütününe ihtiyacımız var. Bunun oluşturduğu boşluğu fark etmek de bir cesaret durumu. Aynen. Yani çünkü yani çok kolaycı yöntemlerle çıkıyorduk. Biz bunu seviyoruz ya da sevmiyoruz, bunu yapıyoruz ya da yapmıyoruz ya da biz buna inanıyoruz diyorduk. Geri kalan her şeyi kapsıyordu. Şimdi inançlar kapsamıyor. Yani Covid'le beraber hiç inançsal, hiç kimse Türkiye'de, dünyanın hiçbir yerinde zannetmiyorum ki yani ben bu taşa şöyle şöyle yapınca Covid beni yakalamayacak falan demedi yani. Herkes bu konuyla alakalı bambaşka, o batının getirdiği standart unsurları kullandı yani. O maske takılacak, o bilmem ne yapılacak falandı. Şimdi en son Kurban Bayramı'nda bir bayram tebriği yazdık biz Açık Beyin olarak. Ben de onu işte retweet yapmıştım. Şimdi onun altına Twitter'da gelen bazı soru görünümlü yorumlar var. Mesela diyor ki, sizce hayvan kesmek. Şimdi beni bir kere bir bayram tebriği yayınlayan birisi olarak, bizim bayram tebriğimiz neydi tekrar hatırlayalım. Kurban yakınlık demektir. Aramızdaki duvarların yıkıldığı bir bayram diliyoruz. Yani işin anlamına ilişkin bir şey söylemeye çalıştık. İnsanların yakınlaşmasına dair muradımızı belirttik. Yani işin içinde ne bir dini bayram vurgusu var, ne bir hayvan kesimi meselesi var. Şu ya da bu yönde herhangi bir taraf yok. Bu arada bu bir dini bayram. Bu vurgu da olabilir. Hayır, yani olabilir ama benim esas ilgilendiğim şu. Çok var şimdi bu ara. Öyle bir sordu ya da yorum yaptı konu kendisi için o kadar temel ve o kadar büyük bir konuyla alakalı ki, buna rağmen Twitter'da bunu sorup da cevap almaya yüksünmüyor. Yani bunu oraya yakıştırabiliyor. Mesela bir sinir bilimcinin hesabının altına gelip ne yani bu devirde hayvan mı keseceğiz sorusunu yazmayı bu kadar gereksizleştirebiliyor, bu kadar lüzumsuzlaştırabiliyor. Yani bir insan eğer içinde yaşadığı kültürün temel dini inançlarından bir tanesini bu şekilde tekrar ele alacaksa, bunun yeri Twitter falan değil, bunun yeri kütüphaneler, ilim meclisleri, fakülteler, yazılmış kitaplar, makaleler, yorumlar ve bunlara i̇şte bakman gerekir. Kesinlikle katılıyorum. Bu bilmiyorum. Zaten o
Ya teknoloji gerçekten çok insanları, hepimizi çok zor durumda bırakan bir gelişme yaşadı. Biz bilgiyi hep elimize, cep telefonu yanımdaysa dünyanın tüm bilgisine sahibim yanılsaması yaşıyorsun. O yüzden de masada bir şey konuşuluyorken hep ben onu biliyorum. Hep zihnimiz içerideki iki tane Haydar yan yana oturmuş böyle konuşuyor. Ben onu biliyorum. Benim onunla ilgili hikayem var. Benim onunla ilgili bilmem neyim var falan filan. Yani bilmiyor, gerçekten bilmiyoruz. Çünkü bilmek için o belki 8, 10, 15, 20 tane derinlemesine katmanın üzerine düşünmüş, konuşmuş, okumuş, biriktirmiş var. Bir kere yani kafadan, yani ayda birden daha az frekanslı kitap okuyan bir adamın bir şey biliyorumla alakalı konuşuyor olması çok acizce oluyor. Çok maalesef. Yani bana adamın sorduğu konu benim 30 yıldır üzerinde çat pat okuduğum bir konu. Yani belki ayda bir değil. Dedim ayağına. Yani. Ne kadar aciz bir şey söylüyor. 30 yıldır okuduğum şey ve benim o konuda bir fikrim var. Adam bunu öyle bir soruyor ki, ben eskiden yapardım, hasbelkader görüş belirtirdim akademik olarak. Yani şöyledir diye bir şey söylerdim. Ve hemen bakıyorsun, hoşuna gitmeyen bir cevap aldığı zaman hemen itiraz edebiliyor. Çünkü seni kendisiyle artık denk görüyor cevap verebildiğin için. Yani insanlar sorularının düzeylerini unutmuş durumda. Yani benim bu sorduğum konu neyle ilgili? Mesela bu hikaye tam post-truth hikayesi. Tam post-truth. Şimdi mesela çok işte İhsan ile açık bir şey anlatmış. Mesela kurbanla ilgili açtım ya. Demiş ki işte bu hayvan kesmek değildir, şöyledir, böyledir. Şimdi bana onu soruyorlar. Mesela WhatsApp gruplarında soruyorlar. İnternette soruyorlar. Diyorum ki Sünniysen keseceksin abi. Yani sen diyorsan ki ben İslam'ın Sünni mezhebine dahilim, Sünni mezheplerine. O zaman keseceksin bunu. Yani bu sonuçta bir icma işi var. Bir, şimdiye kadar gelmiş adamlar bir şey söylemişler. Aleyhte de bir şey çıkmamış. Diyor ki işte olur mu efendim diyor, ben onu kabul etmiyorsun o zaman, sen zaten Sünni değilsin, neyi tartışıyoruz? Yani benim kendimce bir fikrim var da ben onu fetva veremem ki sana, ben öyle bir makam değilim. Ben bu konuyla ilgili bir zihin biriktirmişim, ona göre yaşıyorum. Ama bu 30 sene sürmüş. Yani acık saygı, yani bana değil kendine saygı. Şimdi büyük sorunlarla ilgili, büyük sorularımızla ilgili bu kadar yüzeysel davranacak olursak cesaret mesaret hak getire. Yani işte o geleceğin dünyasının yeni baştan öğrenebilen, kendini tekrar tekrar yaratıp doğurabilen insanı olamazsın o zaman. Ciddiyet gerekiyor. Yani her konuya sorunun büyüklüğü nispetinde ciddiyet gösterebilmek. Bu maalesef eskilerde kaldı demenin bana çok azap verdiği bir şey. Bugün üniversitelerde, işte tıp fakültelerinde, psikolojide, diğer mesela sağlıkla ilgili yüksek okullarda ya da üniversite bölümlerinde çok ders verdim ben. Öğrenci profili arasında büyük ve küçük soruyu ayırt edebilen sayısı çok az. Gittikçe de azalıyor. Yani teknik konularla büyük felsefi konuları ayırt edemiyorlar. Yani hangisini derste öğrenebilirim, hangisine benim bir zaman yatırmam lazım, bunun ayırdı yok mesela ve gittikçe kayboluyor bu. Ve veri çokluğundan oluyor. Evet, trajik olanı da o büyük sorunu kendisine de hap bir cevap istiyor. Tabii tabii, mesela falanca dersteki hocanın söylediği şey onun önceki inançlarıyla örtüştüğü için o yargıyı alıyor, onu bilgi sanıyor, o bilgi üzerine bir şey inşa ediyor. Ve belki yıllar geçiriyor. Ondan sonra da eke eke diyor ki ben 10 yıldır bu konu üzerinde bilmem ne yazıyorum. Yanlış yerden başlamışsın. Çünkü ilk başlangıç fikri senin emeğinle olmamış ki, yani onun içine girmemişsin ki. Şimdi bilginin bizde, bizim kadim kültürde tanımları vardır. Geçen seninle konuşuyorduk işte. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin diye. Şimdi mesela bu gittikçe bizim hayatımızdaki her şey o ilk en düşük seviye olan varlığından haberdar olma diye çevirebileceğimiz seviyede gerçekleşiyor. İlmel yakin o demek. Bilgi olarak varlığını biliyorum. Bilgisel olarak yakınım. Yani ona bir temasım ya da onunla ilgili bir yaşamışlığım yok. Eğer onunla karşılaşırsam, ona bir şekilde yaşamda temas edersem, yapıldığını görürsem ya da varlığına dair bir işaret görürsem, bu aynel yakin deniyor buna. Yani aynaya bakar gibi onunla karşı karşıya olmak, onu bir şekilde görmek gibi düşünebilir. Hakkel yakin denen şey ise bizzat içinde bulunmak. Yani onun şartlarına göre davranmak zorunda kalacak kadar onunla iç içe olmak, onun yaşamını da bir şekilde deneyimlemiş olmak, işte sıkıntısını çekmiş, tadını almış, zevkini yaşamış, neyse onları olmuş olmak gerekiyor. Bir düşünelim, bu konuştuğumuz, hayatımızda bildiğimiz, inandığımız, düşündüğümüz, işte peşinde koştuğumuz şeylerin hangi bilgi seviyesinde hayatımızda yeri var? Çoğu şey Twitter yakin. Yani Twitter'da duymuştum falanca söylemiştim. Mesela Dücani Cündioğlu diyoruz ya hep böyle işte biz de bir yayın yaptık. Popüler bir felsefeci olarak ismi çok geçiyor.
Bana diyorlar ki ben yıllardır Düzenli Cündioğlu'nu takip ediyorum. Nerede takip ediyorum? Tuvalete giderken mi takip ediyorum? Kaç kitabını okudun? Hangi analizlerine oturup da sayfalarca kendi yorumlarını yazdın? Takip etmek böyle bir şey değil abi. Bir insanın düşüncelerini böyle anlayamazsın. Hiçbir düşünceyi böyle kavrayamazsın. Bu sathilik Aristo'nun da şikayet ettiği bir şey gençlerde. Fakat şimdi bu sathilik bir kural haline geliyor. İşte bu bilgi araçlarının kompleksleşmesi dediğimiz yeni dünyanın en mütemmim cüzü olan bilgi her yerde ve dolayısıyla ben her şeyi biliyorum kafasının beslediği ve insanın aslında temel reflekslerinden, çocukluk reflekslerinden biri olmasına rağmen artık yetişkinin tarzı hayatı olmaya doğru giden bir sıkıntıdan bahsediyoruz. Yeni dünyanın cesur insanı bir kere bu yeniden öğrenme yeteneğini geliştirdiği zaman bunu aşacak. Bununla alakalı yeni bir cesaret alanı daha geldi aklıma. Alanları konuşuyoruz ya şimdi. Abicim bak ne oluyor? Gittikçe hızlanıyoruz demin konuştuk ya. Her şey hızlanıyor. Veri hızlanacak. Durabilen insan çok cesur insan olacak abi. Durup bir ağaca bir saat bakabilen adam cesur olacak. Bir yaprağı saatlerce inceleyen, bir düşüncesi üzerine uykusunu kaçırabilen, hiçbir iş yapmadan, düşünmeden de durabilen insan çok cesur insan olacak. Ve bu benim İnsan Fabrikaları son ciltte de detaylandırmaya çalıştığım şey. Stres bölümüyle de alakası var. Orada da geçiyor aynı şey. Durduğun zaman ancak anlayabiliyorsun. Anlamak durmakla ilgili. Yoksa maruz kalıyorsun abi. Çünkü illa bir maddi değer ölçeceksek arka tarafta ölçebileceği tek değer var. Zamansal anlamdaki akışla alakalı. Bir şeye ne kadar zaman veriyorsan değeri derinleşiyor. Yani zaman veremediğin şeyle ilgili yanında bulunduruyor olma. Yani hani tüm verileri hard disk ve oda gibi yanında taşıyor olmanın da bir anlamı yok. Onun bir şeye yani benim sınırlılık dünyamı böyle belirlenebiliyor. Ona ne kadar zihnimle zaman ayırabiliyorum, ne kadar vakit geçirebiliyorum da ilgili. İşte dostluk öyle gelişiyor, aşk öyle gelişiyor. Ben İnsan daha sert tarafını söyleyeyim mi? Bak söyleyeyim. Fark etmediğimiz bir oyun var aslında. Ben böyle bakınca çok kolay görebileceğiz onu. Şimdi insan zihnini sindirmesi için zamana ve tekrara ihtiyacı var. Bu malumumuz yani artık buna itiraz etmenin yolu yok. Peki bu hayatımızdan çıkarsa ve enformasyon çağındaysak. Mesela hep diyorlar ya işte 25. kare zihnimizi kontrol ediyor. Abi o kadar zor bir şey değil bu. İnsan zihni ne yapıyor? En çok tekrar edileni aklında tutmuyor mu? Senin kendi virdin tekrarın yoksa dışarıda en çok tekrar edilen senin görüşün oluyor. Bundan kaçarın yok. Gürültünün içerisinde en çok çok şey konuşuluyor gibi olabilir ama en çok tekrar edilen neyse senin görüşün ne olacak? İşte tam olarak inanç havuzları diye bunu tarif ediyorlar. Aynen. Post-truth'la beraber aynen. Bütünsel halde. İnsan kendi çevresinde en çok rastladığı, tekrar ettiği, kültür olarak gördüğü şeyi bir inanç kalıbı olarak algılıyor. O inanç kalıbına uyan başkalarıyla beraber aynı havuzun içerisine giriyor. Dışarıdaki her şey aksak, içerideki her şey iyi şeklinde devam ettiği teknoloji de bunu destekliyor bu arada. Evet. Yani bu arada mesela, dışarıdan da görüş alıyorsun mesela başka inançları başka görüşleri de duyuyorsun ama yankı odanda en çok yankılanan şey senin kendi dinlemeyi tercih ettiğin taraf olduğu için. Ama dışarıdan görüşü şey için alıyorsun zaten karşı koymak için karşı alıyorsun koymak ya da reddetmek tabii. için alıyorsun. Ve o sindirilmiyor işte o çünkü az duyuluyor buradaki yankı çok fazla geliyor. Ve bu bir süre sonra senin zihnini şekillendiriyor ve en trajik tarafı da şu. Bunları ben yıllarca biriktirdim zannediyorsun, ben oluşturdum zannediyorsun, kendi fikrim zannediyorsun. Yani hiçbiri öyle değil. Ya özellikle bu çağda aklımızda, zihnimizde, gönlümüzde barındırdığımız düşünce ve inançların çok büyük bir kısmı sürekli kulağımıza çalındığı, sürekli bize çarptığı için bizde kalan şeyler. Hani devamlı işte gemi kıyıya günde 10 kere yanaşıyor, 10 sene sonra orada oyuntu oluşuyor ya devamlı. Onun gibi bir şey. Yani bizdeki hafıza bileşenleri, bizdeki görüşler bizde kalan izlerden ibaret. Gerçek fikir çilesi mağara gerektirir. Kapanma gerektirir. Yani dışarıya bir süre alıcıları kapatmak, bir süre kendi düşüncenle cederleşmek, kendi içindeki o tuzakları, boşlukları fark etmek, onları doldurmak üzere araştırma, okuma falan filan yapmak, derin tefekkürle o boşlukların içindeki boşlukları da falan yakalamak gibi çok böyle zahmetli süreçleri var. Hızlanan dünya bunu elimizden alıyor. Bu çok ciddi bir sıkıntı ve duramayan sürüklenir. Gerçekten kendi yankı havuzundan çıkıp da berrak, ölçerek, ödev yaparak oy vermeye kalkılıyor olsa, yani siyasetle alakalı,
ne kadar tuhaf bir dünyayla karşılaşırız. Yapay zeka yani. Baş edemez abi bununla. Ya, mümkün değil. Yani hani hangi veriye göre vereceksin yani? Hepimiz bir kanala giriyor ve aynı kanalı yani oradaki mecburiyetler, oradaki çıkar ilişkilerinin falan sonucunda bir yere doğru gidiyoruz. Bunu kafayı kaldırıp da bir hayır, yani şey diye anlatıyorum bazen, hoşuma gidiyor. Bu iyi bir cesaret örneği. Çocuğu olan insanlar için söylediğim bir şey. Verdiğin oyu çocuğuna anlat makul bir şekilde. Yani berrak, saf, düzgün bir şekilde anlatıyorsan sağlıklı oy veriyorsun. Ama anlatamıyorsan, orada tuhaf çıkar ilişkileri bile, onun için bunu, bunun için bunu bilmem ne falan falan diyorsan, abi orada yanlış bir şey yapıyorsun işte. Yani bunu fark et. Bunu cesurca fark edince şu ortaya çıkacakmış gibi geliyor. Herkes bu hissi içinde hissediyor. Buna birisi, birkaç kişi kafayı aysa, aslında o yankı odalarından çıkıp da ayan, o Matrix'ten şeyden çıkan insanlar gibi insanlar birbirini görecek. Yani gerçekten aynen. Ne kadar çok kalabalık olduğunu da çıplak görecek. Çıplak haliyle görecek. Evet ve yani saf haliyle görecek, daha nitelikli haliyle görecek. İşte yani cesur yeni dünya derken ki demek istediğimiz hikayede birazcık o. Bir tane daha geldi aklıma. İnsan, ne diyorduk? Yeni dünyanın cesur insanı. İnsan budur denen her türlü öğretiye karşı gelme cesaretine sahip olmalı. Çünkü şöyle bir sıkıntı vaz ediyorum ben birkaç senedir kendime ve herkese. İnsan diye anlattığımız şey insanın insan hakkındaki zanlarından ibaret. Ve biz hala o zanlara yeni zanlar ilave ediyoruz aslında. İnsanın ne olduğu konusu şundan önemli. Her şeyden bahseden insan olduğu için kendini bil yazıyordu ya Delphi Tapınağı'nın girişinde. Bütün o anlamaya çalıştığımız şeyleri anlamanın anahtarı kendini doğru anlamak. Kendini doğru anlamak da varılabilecek bir nokta değil. Zamanın bilgisi her zaman insanı yeni baştan tanımlamaya çalışıyor. Bu her devrin şiarı. Biz bunu bugün muhtemelen 6 aylık periyotlarla yapmak zorunda kalacağız. Yapıyoruz da zaten. İşte devamlı yapay zekadır, işte nörorobotikstir, onlarla uğraşırken devamlı aklımıza yeni bir şey. Aa, insan acaba böyle mi, acaba böyle mi? Ya gene bunların çoğu zan. Ama zamanının insan hakkında söyleyebildiği yeni bakış açısını, görebildiği yeni açıları içselleştirebilecek bir serbestliğe sahip olacak kendisiyle ilgili. Bu neden önemli? Dış dünya dediğimiz şeyi bir kere yeni dünyanın cesur insanı nörobilim bilecek. Bilmezse olmaz, onu söyleyeyim. Nörobilim ve nöroevrimsel bakış açısı olmadan yeni dünyanın cesur insanı olabileceğini hiç ihtimal vermiyorum. Bizim ifan temeli de buna dayanıyor zaten. O bakışın temelde bize söylediği çok açık bir gerçek var. Dış dünya dediğimiz her şey burada. Zihnin içinde olduğu için o zihnin çalışma mantığını anlayamazsan ya da onun üzerinde kafa yormazsan dış dünyada kafa yorduğun her şey vakit kaybı. Yani siyaset de böyle, sosyoloji de böyle, ekonomi de böyle, eğitim de böyle, başarı da böyle, mutluluk da böyle, adına ne dersen, psikoloji, ne düşünüyorsan. Hepsi insan zihninin farkındalığı olmadan boş. Şimdi diyecekler ki lan hepimiz şey mi olalım, zihin felsefecisi mi olalım? Hayır. Temel düzeyde, mesela bu zamanın bilgisi nedir? Bilimsel bilgi. Çok kolay bir şeydir bu. Bilimsel bilgiyi doğru ve sade anlatan kaynaklardan, işte biz bunu yapıyoruz mesela, bizim gibi bir sürü kaynak var. Okuyup öğreneceğim, buna cesaret edeceğim. Bilmiyorum diyeceğim bir kere. Kadim bilgimizin, kadim deneyimimizin, kültürle bize aktarılan kısmı dışında başka kültürlerle aktarılan aynalarını da öğrenmeye gayret edeceğiz. Antropoloji okuyacağız, folklorik yazıtlar okuyacağız, ülkeler gezeceğiz, insanlar gezeceğiz. Yani bilgi ve deneyimimizi arttıracağız ve böylece insana dair. Biyoloji işleyişini bileceksin, evrimi bileceksin aynı zamanda. Bu işin yani teknik kadim bölümü. Kadim bilgiden senin buraya yönlendirme yaptığını da bazen o da bir parçası. Tabii o da bir parçası. O da var ama aynı zamanda kültürel bilgiyi de kastediyorum. Yani mesela bir Kızılderili'nin, bir Eskimo'nun, bir Güney Amerikalı'nın, bir ne bileyim işte Meksikalı'nın, Danimarkalı'nın insan hakkında ne söylediğini ne kadar duyarsan, ne kadar fark edersen bu şey gibidir yani kültürler. Ortada işte tek bir şey varsa bu bir elmas gibi düşün. Her biri başka bir yüzünden bakıyor. Her biri başka bir şey tarif ediyor. Aslında aynı şeyin başka yüzlerinden konuşuyorlar. Dolayısıyla duyduğun, anladığın, üzerinde kafa yorduğun şey sayısı arttıkça kendi algın genişleyecek. Bu benlik algısını genişletme işte bizim seninle sürekli göbeğimizi çatlatan yaratıcılık, işte kutu dışından düşünme, yeni bir şeyler yapma kafasını, cesurca davranma kafasını oluşturabilecek olan altyapı o. Mesela önemli bir cesaret alanı daha. Programdan önce demiştik bunu da söyleyeyim diye. Oyun oynamaya devam etmeye cesaret edecek. Çocukken oyun oynuyor, büyüyünce bırakıyoruz.
Büyünce artık ciddi algoritmalarımız var, izlenecek hayatlarımız var. Richard Feynman, yani Feynman çok büyük bir fizikçi adam, yani fiziği deviren, işte kuantum elektrodinamini formüle eden adam. 60'lı 70'li yaşlarında Caltech'in çatısında çıplak bonca çalıyor. Öyle iyi hissediyor kendini, öyle bir deneysel takılıyor. Yani tamam, çatıya çıkıp çıplak darbuka çalmayın, onu demiyoruz ama... Ya da çalın. Ya da çalın, yani canınız istiyorsa. Hayatla oyun oynamayı unuttukça yeni fırsatları, yeni ilişkileri, yeni bağlantıları göremiyoruz biz. Yani yeni dünyanın cesur insanı oyun oynamaya cesaret eden insan. Bunun için de tabii kaosu anlaması lazım abi. Galiba yeni dünyanın cesur insanı en önemli şey kaosu anlaması. Kaosu anlaması lazım. Evet, son kararım. Kaosu anlaması lazım. Ya bu cesaret gerçekten belki işte cesaret deyince ister istemez korkudan da bahsetmek zorundayız. Belki şuradaki cesaretin içerisindeki en önemli temalardan bir tanesi şu korkmamayı öğrenme mevzusu. Baştan kabullenme, ölümün varlığını kabullenme. Orada itirazım oluyor hep bak. Ne? Buna itirazım var. Ne? Korkmamak sağlıklı bir şey değil. Korkmamak cehalettir. Korkuyla yüzleşmek ve korkuyu hissedebilmek. Korkunun söylediğini anlayabilmek. Çünkü korku İnsan, ya diğer canlılar için durdurucu, insan için harekete geçirici bir his olabilir. Ne şartlı cesaret varsa. Burada bunu şu yüzden söylüyorum. Hani böyle tarif etme. Teknik olarak %100 aslında kastım böyle. Ama bunu böyle tarif etmemin nedeni korku bir şekilde oluşa gelen çıkar, sosyal grupların vesaire bilinçli bir şekilde bireyi manipüle ettiği bir şey ya. Ondan korkmamak lazım. Bunu söylemeye İşte aslında. Korkunun farkında olmak derken de ben şunun ayırt edilebileceğini düşünüyorum eğer farkına varırsan. Bunda korkacak bir şey yokmuş lan. Demeni sağlayacak olan şey korkuyla yüzleşme. Şimdi korku bizi ne yapıyor? Sakınma davranışına itiyor, değil mi? Biz yani toplum manipülasyonunda en geçerli yöntemdir. Korkut, tamam, herkes işte tuvalet kağıdına koşar, kolonyaya koşar. Yaşadık bunları. Korkunun gözünün içine bakıp da bir dakika abi biz neden korkuyoruz bir analiz edelim dediğinde lan ne gerek var? Yani gerek yokmuş. Korkulacak bir şey yokmuş noktasına çoğu zaman varıyoruz. Gerçek bir korku unsuru varsa, mesela belirsizlik bizim için korku unsuru. Bunun da gözünün içine baktığında korku sana diyor ki, şöyle 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 ihtimaller var, o yüzden korkmamız lazım. Ama aklın diyor ki, ya da gönlün diyor ki, böyle 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 ihtimaller de var. O zaman burada fırsat da var. Demek ki korkuyla yüzleştiğin zaman meselenin gerçek yüzünü de görebilme şansın oluyor. Saf korku fareye, tavşana, gergedana özgüdür. Korkar ve pısar, korkar ve kaçar, korkar ve donar. Ama biz korkuya bakıp oradaki yolu görebildiğimiz için o önemli. Hadi burada birazcık doğu kültürünün de bu hikayede etkisi var. Yani bizim başımıza gelebilecek kötü şeylerin hepsine biz hayatın gerçekleri, kötü olasılıkların hepsine hayatın gerçekleri, iyi olasılıklara da hayaller diyoruz. Evet. Hayaller derken onlar zaten olmayacak şeyler, bunlar hayatın gerçekleri, bunlar kesin olacak şeyler. Halbuki ikisi de olasılık olarak aynı. Bana Milli Piyango'dan da para çıkabilir. Şurada başıma tuğla düşerek de ölebilirim. İkisinin de olasılığı varsayalım ki aynı. Ama ben bunu hayatın gerçeği, buna da hayaller diye tarif ettiğimde zaten birini uzaklaştırıyor ve birini yakınlaştırıyor. Korkuyla ilişki, yani bir gerçeklik varsa hepsi gerçek ya da hayalse hepsi hayaldi topluca olasılıklarıyla. Yani yeni dünyanın cesur insanı bunu da anlayacak. Biz önce kendimiz anlayıp sonra anlatırsak inşallah. Anlatırsak. Evet. Zihninde dönen kalıplar gerçekliğini yaratır. Bunu görecek insanlar. Yani özellikle de böyle hızlı değişim dönemlerinde değişimi insanın eliyle kendi kendine yarattığı bu dünyada sen arka planda ne ajandayla yaşıyorsan dünyan ona dönüşecek. Yani değersiz diyorsan beş para etmez bir sisteme doğru gideceksin. Çok değerli diyorsan ya bunu değer çok öğreteceksin. Fazla hissediyorum. İşte bu yaşlanma efekti mi yoksa konuyla ilgileniyor olma efekti mi? Bundan emin değilim ama gerçekten dilinde olan şey gerçekleşiyor yani. Yani yeter ki sen bunu böyle tarif etmeye başla yani. Mevzu secretçi mevzuya bağlamıyorum yani. Öyle 100 bağla. Bin dolar iste gelse o süreçten bahsetmiyorum. Bağla, bağlayabilirsin ama 100 bin doları ağzınla istemenin işe yaramayacağını bil, istediğin yere bağla. Ağızla olmuyor o iş. İçten oluyor yani. Gerçekten ruhunun derinliklerinin istediği şeye doğru gidiyorsun. Başka çaresi yok. Yani geleceği senin yaratıyor olma doğum bilgisini bilmeye ihtiyaç var. Ya ben birim ki o küçücük mavi noktacıktaki küçücük zerreciyim. O değiştir. Öyle değil. Hepimiz bir şeyi dönüştürüyoruz. Kendi alanımız içerisinde. Zaten gördüğümüz şeyler de, değişimleri gördüğümüz şeyler de kendi alanımız içerisinde. Abi frekanslar diye bir hikaye var ya işte bu. Adamın ismi neydi hatırlamıyorum yazarın da işte güce karşı kuvvet falan diye kitapları var. İşte
bir dönem, çünkü 80'lerde yazmış galiba kitabı. Bir dönem çok böyle fırtınalar gibi esmiş dünyada. Bu kineziyolojinin falan moda olmasını sağlayan arkadaşlardan biri. Mesela anlattığı şeylerin hepsine inanmayabilirsiniz. Hani çok böyle bilimsel olarak zorlama şeyler falan da var içinde ama mesela yüksek bir şeye inanmak, yüksek bir ideal doğrultusunda ona inanarak hareket etmek hakikaten tabirin tam karşılığıyla yüksek frekanslı bir oluşu temsil ediyor. Yani bir yüksek titreşimde gibi oluyor o insan ve çevresine de onu yayıyor ve çevresinden onu alıyor. Onu alınca o yönde ilerlemesi daha kolay oluyor. Yani bu belli bir ortama göre yapılmış bir taşıtın başka bir ortamda gitmemesi gibi. Yani suda yaptığın şey karada gitmiyor. Sen suda gitmek üzere bir yapılanmaya sahipsen, o frekanslarsan suda jet gibi gidiyorsun. Bir sürat motoru ama karayoluna çıkar 5 para etmiyor. Seni kendini zihnen ve ruhen konumlandırdığın o yerin ne kadar önemli olduğunu fark ettiğimiz zaman kendimize verdiğimiz değer, hikaye, kendime dair yazdığım hikaye, anlam, bunların neye sebep olduğunu fark ettiğimiz zaman abi işi gücü bırakacağız o diplomaları falandan önce ya şu kendi frekansım üzerine bir çalışayım diyeceğiz. Çünkü kurban frekansı düşük bir frekans tabiri caizse tekrar. Yani bu arada sevgili arkadaşlar elimde bir diyotla frekansı ölçmüş değilim. Bir benzetme kullanıyorum. Şimdi burada aşağı yorum gelir ben biliyorum. Bu bir analoji, bir teşbih olarak düşünün. Sürekli maruz kalma hali, sürekli şikayet etme hali, pasif ve edilgen olma hissiyatı, hayal kırıklığı, işte senin dediğin gibi hayalle olumsuzluğu kafada ayırıp hayaller başkasına, olumsuzluklar hep bana kafasına girmek. Bunların hepsi kendi frekansını düşürmekle eşdeğer. Ama bir de bir dakika abi, yani şimdiye kadar olanlar boş ver. Ama bundan sonra ben kendimi şöyle konumlandırdım ve böyle gideceğim ve gerçekten buna inanmaya başladım. İnsanlar tuhaf işler yapıyorlar. Beşinci cesaret noktası da o zaman. Söyleyeyim bak konuştukça çıkıyor. Geçmişi silebilme becerisi abi. Geçmişi silebilmeye cesaret edeceksin. Yani bu önemli. Bence bunu ayrı bir bölümde konuşmamız lazım. Benim de hala söyleyeceklerim var. Bence bunu da devam edelim. Edelim. Tamam. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Senin durumundan anladım çünkü bölüm bitiyor.